Geldi mi? Hallettin hepsini. Hepsini hallettik. Hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart mahalle idareler seçimlerine yönelik olarak da biz de oyumuzu kullandık. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli bir ortamdayız. Yani herhangi bir olumsuzluk yok. Gayet sakin bir ortamda, huzurlu bir ortamda. Aziz milletimiz şu anda sandık başındalar. Biz de sabahtan itibaren bazı okullarımızı ziyaret ediyoruz. Orada da hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla görüştüğümüzde gayet rahat bir ortam içerisinde oylarını kullandıklarını ifade ettiler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız da biraz önce açıklama yaptı. Yine ülkemizin tamamında 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve 384 beldemizde devam eden belediye seçimleriyle ilgili ve yine köylerimizde güvenli ve huzurlu bir ortamda seçimlerin devam ettiğini görüyoruz. Zaten 1950 yılında çok partili hayatla beraber başlayan süreç içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun belli bir geleneği var. Kendi usulleri dairesi içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Zaten gerek AB komisyonlarına sunulan raporlarda gerekse de belediye kriterleri kapsamı içerisinde çok güvenli, çok nitelikli bir seçim ortamının hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Ben çok aziz milletimize ve vatandaşlarımıza oylarını mutlaka kullanmalarını istirham ediyorum. Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de serbest seçimlerde oylarınızı özgür bir ortamda kullanmaktır. Yani şu anda oy verme işlemi devam ediyor. Sivas'ımızda ve 36 ilimizde saat 16'ya kadar, 4'e kadar, diğer illerimizde de saat 17'ye kadar, 5'e kadar oy verme işlemleri devam edecek. Ben bütün vatandaşlarımızı demokrasinin en önemli ögesi olan oy verme ve sandık başına gitme, oy tercihlerinde bulunmalarını mutlaka istirham ediyorum. Oylarını kullansınlar. Aziz milletimizin bu konulardaki tercihleri de başımın üstünde yeri vardır. Ve ülkemizin demokrasi adına da inşallah bu seçimler bir farklı bir ortam olarak güvenli, sağlıklı, huzurlu bir seçim atmosferi olarak da bitirmiş olacağız. Sabahtan itibaren okulları geziyoruz. Tabii Ramazan'ın da vermiş olduğu bir ağırlık var. Tahmin ediyorum öğleden sonra bu artacaktır. Ama buna rağmen bile bu saate kadar kullanılan oyların yani 340-350 seçmenin bulunduğu sandıklarda şu ana kadar 80-90-100 civarında oy kullanıldığını bize ifade ettiler. Bu da iyi bir rakam. Tahmin ediyorum öğleden sonra da bu artacaktır. Ben %80'in üzerinde bir oy katılımını olacağını tahmin ediyorum.